Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Partili başkan ve üyelerle kahvaltı programında bir araya geldi. Samsun'un bir gemisinde düzenlenen kahvaltı programının ardından Gar-Tekkeköy kavşağı arasında çalışmalar, Tekkeköy'de bulunan Samsun Doğu İlleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Atakum sahilindeki projelerle ilgili yapılan çalışmalar yerinde incelendi. İşte havasız bırakıyoruz onları, ölüyorlar ve havuzların dibine çöküyorlar. Orada bir çamur kalınlığı oluşuyor, o çamuru... Samsun Doğu İlleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde bir açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Atık Su Arıtma Tesisi Karadeniz'in tek atık su arıtma tesisidir. Hatta Türkiye'nin 8-7 illeri biyolojik arıtma tesisinden bir tanesidir. Önümüzdeki süreç içinde buranın açılışını yapacağız inşallah dedi. Karadeniz'in tek, hatta Türkiye'nin 7-8 ileri biyolojik arıtma tesisinden bir tanesi. Modern bir tesis. 30-35 milyon euro civarında kuruluş masrafı olan 105 bin metreküp gün kapasiteli Samsun'umuzun bütün atıklarını, bütün evsel atıklarını arıtarak bir 2,5 kilometrelik bir derin deniz deşarjıyla denizin dibine arıtılmış suyu attığımız modern bir ileri biyolojik arıtma tesisi. Şehrimize hayırlı olsun. Önümüzdeki süreç içerisinde de inşallah buranın açılışı olacak.